Herkese selam, kanalıma ve yeni bir vloğa hoş geldiniz arkadaşlar. Normal şartlarda geçen hafta söz verdiğim üzere size bir sabah rutini vlog çekmek istemiştim. Ama bu düğün işleri. O yüzden bu hafta size başka bir vlog çekeceğim. Önümüzdeki hafta yani ayın 12'si için mutlu bir güne nasıl başlarız ve verimlilik odaklı bir sabah rutini nasıl oluştururuz şeklinde bir vlog çekmek istiyorum. Özellikle okulun açılmasına az kaldı, belki işler yoğunlaşmaya başladı, belki sonbahar moduna girdiniz diye düşündüğüm için bir böyle yaz sonu, hani artık havalar kötüleşecek mi, sabahları nasıl daha iyi olur falan gibi bir şey çekeceğim. Neyse, uzatmayayım hiç lafı. Bugün de onun yerine başka bir şey yapmaya karar verdim. Bana birkaç kere sordunuz siz valizinde ne var videosu çeksene diye. Ben de dedim ki nasıl olsa Almanya'daki düğün için valiz yapacağım bugün. Neden bunu çekmiyorum? Bugün günlerden salı mı? Pazartesi. Bugün günlerden pazartesi. Çarşamba günü yola çıkıyoruz. O yüzden bugün valiz yapacağım. Ben genelde bir iki gün önceden yapmaya çalışıyorum eğer becerebilirsem. Bugün valizimizi yapacağım. Size neler koyduğumu göstereceğim. Yarın da yani salı günü de bu videoyu editlemem lazım. Çünkü Almanya'da böyle bir şansım olmayacak. O yüzden böyle bir haftalık bir vlog olmayacak. Ama en azından izlemek istediğinizi düşündüğüm bir içerikle karşınızdayım. Heyecan doğrukta gerçekten. Özellikle bu ayın sonlarına doğru. Şimdi önümde bu arada iş ajandam da var. Oradan da hangi videoları size paylaşacağıma bakıyorum. Bu ayın sonlarına doğru sizle böyle daha düğün vlogları, düğün makyajı, düğün detayları, gelinliğim, ayakkabılarım vesaire vesaire gibi şeyler paylaşmak istiyorum. Onun dışında bugün Getestino'nun YouTube kanalı için video çektim iki tane. Siz bunu izlerken daha ben paylaşmamış olacağım sizle bunu ama büyük ihtimalle önümüzdeki perşembe günü falan bu topluluk tabından, community tabından sizle paylaşırım. Orası benim gerçekten sizle video dışında iletişime geçebildiğim, o yüzden de çok sevdiğim bir yer. Muhakkak size Getestino'da çektiğim videoları da oradan göstermek istiyorum. Çünkü soruyorsunuz bana genelde. Detaylarını görmek istediğinizi söylüyorsunuz en azından. O yüzden onları da oradan size yazarım. Bu hafta siz bunu izlerken zaten geçmiş olacak ama cuma kahvesi yapamayacağım yine Almanya'dan dolayı. Ama önümüzdeki hafta yani ayın 10'unda bir cuma kahvesi yapacağız. Ayın 10'unda ve 24'ünde cuma kahvesi yapacağız. Ajandalarınıza ekleyin bunu şimdiden. Çok lafı uzattım. Haftalık vlog gibi değil ama yine de uzun uzun konuşasım var bugün sizle gerçekten. İkinci çektiğim Getestino videosunu editleyeceğim. Ondan sonra yukarıya çıkacağım ve birlikte valizimi yapacağız. Düğün valizi. Ters ışık ama idare edeceğiz. Şu anda burayı görmenizi çok isterdim. Gerçekten ortalığı çok karışık çünkü. Ve umarım beni duyabiliyorsunuzdur. Bu odada böyle biraz eko mu var? Bir değişik bir şeyler. Okey. Valizim burada. Düğün için valiz topluyoruz beraber. Neler giyeceğimi de göstereceğim size. Çarşamba günü yola çıkacağız. Yol kıyafetimi tabii ki koymayacağım ama şöyle size göstereyim. Bir tane beyaz pantolon giyeceğim. Böyle uzun Primark'tan yüksek belli. Bir tane herhalde pazardan almıştım bundan ya da Taksim'den falan. Böyle üzerine parfüm şişesi olan beyaz bir tişört. Beyaz üstüne beyaz yani. Üzerine de böyle uzun gri bir hırka aldım. Bir tane bu nazar boncuklu kolyemi takacağım. Üzerine bir tane daha kolyem var. Onu takacağım. Çantamı ve seyahat çantamı sonra ayrıca gösteririm. Bunları şimdilik bir kenara koyayım kafamı karıştırmasınlar diye düşünüyorum. Ben valiz hazırlarken genelde önce kıyafetlerimi koyuyorum. Onu da güne göre koyuyorum. En son giyeceğimi en alta gibi. Yine aynı şekilde yapayım diye düşündüm. En son yolda dönüş kıyafetlerimi koyacağım. Böyle renkli bir pantolonum var. Çiçekli. Üzerine de böyle beyaz düşük omuzlu bir bluzum var. Bunlarla seyahat ederim diye düşündüm. Rahat ederim diye düşündüm. O yüzden bunları koyacağım. Şu çıkan askıları da şimdilik şöyle yapalım. Bu arada yolda ayakkabı olarak H&M'den aldığım şu ten rengi ayakkabıları giyeceğim. Çünkü bunun da altına mesela bu olur diye düşündüm. Onları da arkaya koyalım. Bunları katlayarak başlıyorum. Takılarımı gösteremeyeceğim çünkü çoktan paketledim. Yani kaldırdım. Ama en azından takı çantamı göstereceğim. Gerçi bunlarla mesela sadece o kolyeleri düşündüm yolda. Gelinliğimi bu arada İstanbul'dan annemle babam getirecek. Hala İstanbul'da onlar. Ben buraya dönerken en son gittiğimde, gelinliğimi almak için gittiğimde çok büyük bir valizle geldim ve hiçbir şey sığmadı. O yüzden onu getiremedim. Cumartesi günü zaten düğün var. Cuma günü şöyle bir kombin yaptım. Yüksek belli yine açık mavi bir kot. Bu da yine Primark, yok Tally Weil diye bir mağazadan şöyle. Üzerine de en son Zara indirimden aldığım, hatta size galiba gösterdim. Bu arada içi görünüyor gibi görünüyor her şeyin ama ışıktan öyle. Bu yeşil bluz var. Bunu aldım. Belki bir ihtimal değişik bir şeyler yaparız. Belki fotoğraf çekiliriz düğün öncesi falan diye düşündüm. Bunlar da güzel geldi gözüme.
Bir tane de yedek kıyafet aldım ama onu göstereceğim size. İkinci alternatifi de göstereyim size. Böyle beyaz, kısa bir bluzum var. Bunu görmüşsünüzdür belki, arkası çok güzel. Altına da siyah yine yüksek belli. Bu bluz Dilvin'den, İstanbul'dan. Bu da H&M'den, Divided'den. Burada üzeri çaça kılı dolu. Ama Allah'tan yanıma tüy toplayıcı aldım. Ve son olarak Perşembe günü bir şeye gideceğiz önce. Sabahtan bir görüşmeye gideceğiz düğünle ilgili. Sonra da yemek yiyeceğiz. O yüzden yine kot. Bu arada kot çok sıcak değil mi diyeceksiniz. Almanya gerçi şu anda sıcakmış gibi duruyor ama benim bacaklarıma yine de soğuk geliyor. Türkiye kadar değil hiçbir zaman. Ama bir tane de şort alsam mı diye düşünmüyor değilim. Yok ya, herhalde çok sıcaklamam. Bershka'nın en sevdiğim kotlarımdan bir tanesi. Hatta artık eski de eskiyecek. Üstüne de Primark'tan yeni aldığım böyle bir body var. Bence çok güzel. Bunu da ilk defa giyeceğim. Hemen pijamalarımı da koyayım. Kıyafetler böyle. Ayakkabılarımı koyayım. Şunlar düğün ayakkabılarım. Bunlarla ilgili muhakkak bir video yapacağım ayrıca. Instagram'dan da muhakkak göreceksiniz. Bir tane de nude rengi stiletto aldım. Onlar da bu ayakkabı kutusunda. Ondan sonra saçlarım, yani kaynaklarım ve bütün saç malzemelerim bu çantanın içerisinde şu anda. Bunu da kirlenmiş üstü. H&M'den almıştım. Birkaç yıl oldu ama. Düğünde kendi makyajımı kendim yapacağımı söylemiş miydim? Bütün makyaj malzemelerim bu çantanın içinde. Ondan sonra iç çamaşırlarım. Ben her zaman böyle bir çantada taşıyorum. Kameram. Düğünde vlog çekmem lazım size. Tripod da burada gerçi. Önce onu mu koysam? Kozmetiklerim. Bütün kozmetiklerim bu çantanın içinde. İçinde neler olduğunu görmek ister misiniz bilmiyorum. Bu yanıma aldığım makyaj... Gerçi düğün makyajımla ilgili herhalde konuşuruz video boyunca ama kozmetik çantamda ne olduğunu falan merak ediyor musunuz bilemedim. Böyle dünya kadar uzun bir şey de yapmak istemedim ama eğer görmek istiyorsanız bunun içinde ne olduğunu ayrıca bir konuşabiliriz isterseniz. Böyle bir çantayı, böyle büyük bir çantayı Getestilo'ya da dahil etmek istiyorum. Bu konuda sizin yardımınızı istiyorum özellikle. Gerçekten yapayım mı böyle bir şey yoksa çok mu var? Gerek yok mu? Çünkü bu rose gold'un hani böyle parlaklısını çok beğenmiyorum. Keşke hani goldy gibi, boss gibi bir şey olsa diye istiyorum aslında kendi adıma, yani kendimi kullanmak için. Ama rekabet çok gereksiz mi olur? Ya da işte ne bileyim, herkes başka yerden bulabiliyor. Öyle bir ona emek harcamayıp da başka bir şeye mi emek harcasam falan diye düşünüyorum. Yorumlarınızı bekliyorum aşağıya. Kozmetik çantam. Bu arada demin makyaj çantamı gösterdim ama makyaj fırçalarımın hepsi Boss makyaj çantası çantamda duruyor. Bunu makyaj yaparken açıyorum. Hatta içinde o kadar çok var ki şimdi aralarına da koymak zorunda kaldım. Onları da şöyle sıkıştırsam da düşmeseler daha iyi olacak galiba. Yani her bir göze ikili falan koydum. Kendim yapacağım ya makyajımı. Bir özendim yani. Size göstermek istedim şimdi. Okey, bunu da kapatalım. Boss demişken, Boss çantamı görüyorsunuz şimdi de. Bunun içinde elektroniklerim var. Elektroniklerim derken mesela USB şarj edebilen bu zımbırtı, selfie ışığı çünkü düğün. Ondan sonra kablo. Ondan sonra telefon kabım ki hala karar veremedim hangi telefon kabımı kullanmak istediğime. Böyle bunun gibi birkaç tane daha bir şey var. Elektronik şeyler var bunun içerisinde. Bunları da ayrı tutuyorum. Gördüğünüz gibi ben kendi çantamda olduğu gibi valizimde de çanta 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 olmayı seviyorum. Sonra masa numaraları. Takılarım bunda. Böyle bir çanta bu. Bunu da H&M'den aldım galiba. Böyle bir şey. Düğün için acil durum çantası. Bu da Goldie çanta Getestilo'dan yine. Tabii ki çok sevdiğim için bu çantaları. Bunun içerisinde düğün gününde başımıza gelebilecek her şeye karşı hemen hemen ıvır zıvırlar var. Mesela yara bandı, mesela dikiş seti, mesela nane şekeri, mesela ne bileyim. Her şey. Aklınıza gelebilecek her şey var. Bununla ilgili de böyle acil durum çantası, özel günler için acil durum çantasına ne konulur merak ediyorsanız bunun içindekilere gösterdiğim bir video parçası yaparım bir vlogun içinde. Bana söylemeniz yeterli ama yani başıma o gün bir şey geleceğini zannetmiyorum. Bunlar yanımda oldukça. Yanımda benim çanta olmayacak gelin olacağım için. Birine vereceğim bunu, ya Burçak'a ya anneme. Birine vereceğim yanında taşısın diye. Altın rengi yapmak istedim. Diğer bütün çantalarım siyahtı hemen hemen, dikkat ettiyseniz. Öyle uyumlu olmayı da seviyorum ben. Getestilo'dan da anladığınız üzere. Bir tek bunu altın rengi yaptım karışmasın diye ve yani altın rengi. Her ne kadar yıka ve çık bir saç kullanıcısı olsam da şu maşamı yanıma alıyorum. Ne olur ne olmaz. Belki lazım olur. Belki bulursun diye. Ondan sonra tripodum burada hala.
Tripodumu da şu araya bir yere sıkıştırırım bence. Kirli çamaşırlarımı hep böyle bir çantada toplarım ben. Yıkamak için direkt ayrı. Bunu da koyalım. Saç kaynaklarım. Bunlarla ilgili daha önce konuşmuştuk, bir video yapmıştım eminim yaptığıma. Şimdi size enteresan geleceğini düşündüğüm bir ürün göstereceğim. Düğünde yüzüklerimizi Thorsten'ın yeğeni Ines taşıyacak. Böyle bir düğün yastığı aldık. İçine yüzüklerimizi koyacağız, alyanslarımızı. O getirecek. Çok şirin bence. Amazon'dan aldım bunu. Birkaç 10 pound'a falan aldım. Evet, bence ucuz bir şey değil ama güzel bir şey alayım dedim. Çünkü sonra evde bir dekorasyon olarak kullanırım. Bir masanın, masa değil. Masa da olabilir aslında. Bir kapıya falan böyle süs olarak, hatta büyük ihtimalle ofiste değil. Giyinme odasına süs olarak asarım diye düşündüm. Bu da böyle. Günlük makyaj malzemelerimin olduğu böyle bir çanta var. Bunu yarın da kullanacağım büyük ihtimalle. Onu da koyuyorum. Misafirler için bir defter var. Bunu da yine aynı bir videoda gösteririm. İlk defa görmüş oluyorsunuz ama. İşte anı yazmaları için ziyaretçi defteri. Ve belgeler. Bunları da herhalde şuraya koysam olur. Sanırım bu kadar. Şimdi yanıma iki tane çanta alacağım. Çünkü onu uçağa vereceğim aşağıya yani. Bir tane şu yeni çantamı alacağım. Bu çanta benim yanımda taşıdığım küçük çanta olacak. Gerçi işi şu anda birazcık ağır. Belki biraz boşaltıp şuna ekleyebilirim. Emin değilim. Bu da geçen sene büyük ihtimalle kanalımda görmüşsünüzdür. Eğer izlediyseniz o videolarımı. River Isle'dan aldığım seyahat çantası. Bu hafta sonu çantaları var ya, Weekender diye geçen. Onlardan. Bunun içine şu anda telefonumun durduğu gimbali koyacağım. Ondan sonra sabahtan beri önümde olan bu düğün ajandamı koyacağım. Çünkü her bilgi bunun içinde gerçekten. Bu bana lazım bayağı bir. Bir tane günlük ajandamı koyacağım. Çünkü işler durmuyor biz düğüne gittiğimiz için. Ondan sonra siz görmediniz ama göstermeyeceğim, sürpriz olsun. Büyük boy ajandalarımızı deniyorum şu anda. Çünkü biliyorsunuz kalitesinden emin olmadığım hiçbir ürünü Getestio'ya dahil etmiyorum. O yüzden bir süre her şeyi test ediyorum çıkmadan önce. Şu anda da Boss'un büyük boyunu test ediyorum ama ajanda olarak değil, içerisine böyle başka şeyler koydum. Başka bir şeyler. Onu koyacağım. Seyahat yastığımla bir tane battaniye gibi bir şey ya da şal gibi bir şey koyarım. Çünkü uçakta klimalara yine abanıyorlar biliyorsunuz. Sanırım böyle. Başka bir şey var mı? Bir şey unuttum mu acaba? Keşke bu videoyu önceden ekleseydim de bir şey unuttum mu söyleseydiniz. Valizimi göstereyim size. Hazırız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Sonraki vloglarda ya da videolarda ya da Instagram'da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.